Spor ekranından mutlu akşamlar. Temsilcimiz Fenerbahçe yine yüzümüzü güldürdü. Zırnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise kendi evinde 2-0 öndeyken rakibinden son 10 dakikada 3 gol yedi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta neler oluyor? Tribünlerde yönetim istifa sesleri artık daha da artmaya başladı. Şenol Hoca'ya da tepkiler var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de çok ciddi tepkileri oldu ve Sayın Büyükekşi statı terk etmek zorunda kaldı. Giderken de Başkan Ahmet Nurçebi'ye parmağını sallayarak serzenişlerde bulundu. Bütün bu konuların hepsini Erman Özgür ve Batuhan Karadeniz'le birlikte konuşacağız. Ama öncesinde hemen hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Erman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Batuhan hoş geldin. Hoş buldum. Fenerbahçe'den başlayalım. Biliyorum ki Batuhan Karadeniz'in özellikle Beşiktaş hakkındaki yorumlarını merak ediyorsunuz. Kendisini biraz olsun sakinleştirmeye çalıştık ama biraz bunu başardığımızı söyleyemeyiz. İnşallah bizim için de zor bir yayın olmaz. Hakikaten Batuhan çok dolu, çok üzgün. Özellikle o stadyumda ağlayan çocukları gördükten sonra hepimizin içinin parçalandığını, içi parçalanmayanlar olduğunu da tabii ki bildiğimizi hemen söyleyelim. Erman abiden başlayalım. Bir maç yorumu alayım Erman abi. Fenerbahçe çok ciddi bir rotasyonla çıktı. Neredeyse 9 oyunculuk bir rotasyonla çıktı. Bunu konferans liginde yapmasını bekliyorduk. Fakat rotasyona rağmen ne tempoda bir zafiyet var, ne kalitede bir zafiyet var. Çok da böyle korakor mücadeleyi seven bir rakiple oynadı. Hakikaten temposu yüksek bir takımla oynadı seyircisinin önünde. Şunu fark ettin mi Hakan bilmiyorum. Herkes Fenerbahçe'nin bu grubun en iyi takımı olduğunu kabul etmiş. Kesinlikle. Kadrosu rotasyonlu da olsa topu Fenerbahçe'ye bırakarak oynuyorlar. Ve daha çok bozma üzerinden gidiyorlar. Topu kazanınca Fenerbahçe kalesine çabuk inmeye çalışıyorlar. Ben harika bir Osterwold'e performans seyrettim. Evet ya, İlk kez Fenerbahçe'de iyi. Bana göre geldiğinden beri. En iyi maçını oynadı. Son dakikada yaptığı hataya rağmen söylüyorum bunu. Son dakikalarda yaptığı hataya rağmen. Ama Joshua King nihayet Fenerbahçe'de maç kazandıran oyuncu oldu. İsmail Kartal destanı devam ediyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bir roman böyle bir başlık atayım. Romanın başlangıcı. Evet. Yani yazmaya İsmail Kartal destanı devam ediyor. Çok doğru zamanda üç oyuncu değişikliği yaptı. Szymanski'yi özellikle oyuna çok doğru zamanda aldı ve Fenerbahçe hücumu bir kalite kazandı. Daha kolay gol buldular. Şimdi diyecekler ki Szymanski mi var golde? Mesele Szymanski'nin olması değil. Ryan Kent ve Joshua King için böyle bir oyuncu sahada olduğu an doğru alanlar daha fazla oluyor. Zaten bu ikilinin paslaşmasında ilk gol geldi. Tırnava gibi takımlara ilk golü attığın andan itibaren her şey çok daha kolay oluyor. Ve Fenerbahçe oyunun genelinde üstün olduğu gibi skor tabelasında da üstündü. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Bizi çok alıştırdılar böyle galibiyetlere. Evet. Aslında zor bir maç ama o kadar Fenerbahçe üst üste kazandı ki zoru kolay göstermeye başladı. Tabii yine ben bir parantez açmak istiyorum. Bir isim var ki benim gerçekten çok beğendim. 63. dakikada oyuna giren Fred Erman abi. Yani Fred, çok abi, anormal ya. Zaten Fred ile Szymanski'yi aynı anda oyuna alınca Fenerbahçe'nin kalitesi 3 seviye falan yukarıya çıktı Hakan. Yani 3 seviye falan. Ama bu akşam ben Crespo'yu da çok beğendim. Osterwold'i çok beğendim. Acaba Umut Nayır biraz daha fazla süre alabilir miydi? Çünkü oyuna girdikten sonra Batu Şahin'in olmadığı kadar gol pozisyonlarında ceza sahası içerisinde göründü Fenerbahçe. Tabii biraz dirençler düştü. Skor Fenerbahçe'den yana olunca alan da buldu. Ama ne olursa olsun sanki Umut Nayır biraz daha fazla zaman bulabilirdi. Kesinlikle katılıyorum. Batuhan Karadeniz'e döneyim. Batuhan yine baskılı bir oyun. Yine rakibi boğan bir Fenerbahçe. Ve sağdan yine galibiyetle ayrıldı. Yüzümüzü güldürmeye devam etti. Serisi de 15'e 15 çıktı. Vallahi şimdi Fenerbahçe ile ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Zaten bu Spartak Tırnava, anladın mı? Fenerbahçe'nin rakibi dahi olamaz. Çünkü Fenerbahçe gerçekten olağanüstü bir futbol oynuyor. Oynayanıyla, oynamayan oyuncusuyla, hocasıyla inanılmaz zaferlere doğru koşuyor. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Bu arada dediğin gibi ben de Fred'e bir şey açmak istiyorum. Parantez. Fred gerçekten Allah nazardan saklasın çok güzel oynuyor. Yani Fenerbahçe hücum olarak iyi, defans olarak iyi, orta saha olarak iyi. Yani ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe var. Kompakt bir oyun oynuyor. Takım halinde hücumu ve takım halinde defansı ve özellikle de kaybettiği alanda çok güzel baskı yapıyor. Oyun disiplininden kesinlikle taviz vermiyor. Oynadığı oyun belli. 9 oyuncu rotasyona da gitse, 12 oyuncu da rotasyona gitse, İsmail Kartal'ın yedek antrenörü bile, yardımcı antrenörü bile oynasa, Fenerbahçe'nin bir oyun disiplini var. Ve buna da tamamen uygun bir şekilde futbol oynuyorlar.
Tebrik ediyoruz Fenerbahçe camiasını, özellikle de İsmail Kartal'ı. Böyle güzel futbollara aç kaldık. Böyle futbolları izlemek bize son derece keyif veriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bugün sevgili Ömer'in çok sevdiği Rankent de bir izleyicimiz yazmış. Çok top eziyor Rankent diye. Rankent bile takıma yavaş yavaş ben monte olduğunu görüyor gibiyim. Ya Rankent'i değil, Winston Slender Blue'yu da oynatsan bu takıma monte olur Hakan'cığım. Boşuna hiç kimse burada yalandan rüzgar yapmasın. Ya bizim burada sesçi arkadaşlar var. Bizim Bal Ligi'nden aşağıda amatör 8. amatör kümede oynayan Ömer var burada karşımda gözlüklü. İyi de futbolcu. Bunu Fenerbahçe'ye koy. Dün geçen gün de söyledim. Sokaktan bir tane oyuncu al. Ne olur Erman abi? Sırıtır mı? Fred ikinci golde çarptırdı topu. Sırıtır mı abi? Sırtmaz. Yani King'in gol attığı takımda kusura bakma Hakan'cığım, sen de atarsın diyeceğim ama sen atamazsın. Sen rezilsin çünkü. Yükselen çelik. Evet. Onu atarım be. O... Atamazsın. Atarım. O kadar da değil yalnız. Sen benim sol ayağımı biliyorsun. Lütfen. Batshuayi, Umut Nayır'dan bahsettik. Hücum attı. Evet. Ben Ryan Kent'in arkadaşımızın yaptığı eleştiriye katılıyorum. Ryan Kent bu kadar kaliteli, tempolu bir Fenerbahçe takımında çok da fark yaratmıyor diye düşünüyorum Hakan. Bugün sahada olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de Cengiz Ünder'in sakatlığı. Bana göre şu anda İrfan Can, Cengiz Ünder, sonra Ryan Kent. Yani öyle kolay değil Fenerbahçe'de artık öyle forma giymek. Konferans liginde forma giyen oyuncular içerisinde bugün... Şimdi Joshua King'e yaptığı pası asist kabul eder misin bilmiyorum ama bana göre asistin tanımı başka bir şey. Ama eyvah. Ömer'in güzel hatırına onu asist kabul ettik. Asist kabul edelim. Asist kabul ettik. Asist hemen bir sonraki pozisyonda Osterwolder'ı yapmış oldu. Hakan Çelik'e çok teşekkür ediyoruz Hakan abi. Fred'in, çok sağ ol. Fred'in Hakan yaptı. Abine gerek var, almıştık zaten. Ya sen nasıl bir adamsın? Yapma ya. Fred dedin, kaldık orada Erman abi, pardon. Fred öyle bir çarptırdı ki Joshua King'e topu. Mesela Osterwolde nefis bir asist yaptı golden sonra, bir Fener'in ilk golünden sonra. Atamadı Joshua King. Ama Fred öyle bir ikram yaptı ki çarptırdı resmen artık Joshua King'e. Ve ikinci gol geldi. Abi şimdi kadro kalitesi çok başka bir şey, çok tamam başka mı? Fenerbahçe geriye de düşmüş olsa kulübesine bakıyorsun, Tadic, Dzeko, Szymański, Fred. Bunlar oyuna girdiği andan itibaren son yarım saatte her maçı çevirebilirler Avrupa'da. O yüzden de bu güçlü kadroyu çok iyi kullandığını söyleyelim İsmail Kartal'ın. O yüzden İsmail Kartal destanı dedim. Bak rotasyon var ama kalite aynen devam ediyor. Doğru zamanda hamleler devam ediyor. Adam çok güzel takım kurmuş baba. İyi, bu sene mistem. Bu sene kurduğu en iyi takım. Evet. Kusura bakma. Sistem adam inanılmaz bir takım kurmuş ya. Vallahi inanılmaz bir takım kurmuş. Ben sezon başında ön yargılarım vardı kardeşim. Bunu da her zaman söylüyorum. Yanıldığım zaman da, doğru söylediğim zaman da, haksız olduğum pozisyonlar olduğu zaman da bunu her zaman söylüyordum. Ben de dedim Sayın Ali Koç'un yerinde olsam, ben bir kere İsmail Kartal'ı yollamışım kardeşim. Geri getirmem. Egomdan dolayı götürmem. Bir kere gönderdim ya, bir daha hayatta getirmem dedim. Yani şimdi bu adamları da tebrik etmekten başka bir çözüm yok. Adama helal olsun. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından bir tanesi. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin samimi başkanı. Adam dedi ki ben bir hata yaptım kardeşim. İsmail Kartal'ı geri getirdim. Yani tebrik etmek lazım. Demek ki bu adamlar bundan zengin oluyor. Para bize bundan vurmuyor Hakan'cığım. Biz egodan da olsa hiç geri dönmüyoruz. Niye ağlıyorsun oğlum sen? Ağlamıyorum, alerjim tuttu ya. Senin de tam zamanın alerjini tutacak. Gerçekten yani. Şuraya oturdum, alerjim tutmaya başladı Erman abi. Klimayı açtık ya, aç kapat. Büyük ihtimalle toz ondandır. Yani. Büyük ihtimalle ondan. Arkadaşlar beğeni tuşlarına basmayı unutmayalım. Bir de kanalımıza abone olursanız Sky Spor efsane bir şekilde düğmeye, inanılmaz bir şekilde sizlerin sayesinde yol kat etmeye başlıyor. Beğeni butonlarına ve abone ol tuşlarına basmayı unutmayalım. Sizi seviyoruz, iyi ki varsınız. Buyur Erman'cığım, rol çaldım Hakan, kusura bakma. Ya, anlat. Estağfurullah. Biraderim. Biraderim anlat. Bir izleyici Mert Hakan'ı sormuş. Evet. Şimdi kaptanlık pazu bandı var kolunda Fenerbahçe'nin. Ve maçın başında Fenerbahçe'nin üretken oyuncusu, serbest oyuncusu Mert Hakan. Çok mu size oynadı? Vallahi kusura bakmasınlar. Bana göre bu iyi Fenerbahçe'de çok da fark yaratmadı diye düşünüyorum ben. Ama iyi oynadı diyenlere de, öyle beğenenlere de saygım var. Belli bir standartta kalıyor ama bana göre Mert Hakan'ın pozisyondaki oyuncu biraz maçın özetinde olmalı Hakan. Maçın özetinde yok Mert Hakan. Ama mesela anladın mı? Dün Sayın Başkan'ın açıklamalarını dinledim. Sayın Başkan şunu söyledi. Dedi ki takım içerisinde inanılmaz bir abilik yapıyor. Gerçekten Ömer çok iyi bir kaptan. Bu yüzden ben Mert Hakan'ın varlığından çok mutluyum. İfadelerini kullandı. Abilik mi yapıyor? Abilik yapıyor dedi. Tadiç'e mi? Ya bırak abiliği. Ya bırak abiliği Allah aşkına. Ya, sene ya kaçıncı senin olmuş ya? Ya bir şey demiyorum. Hani en büyük abiliği ben yaparım. Verin 1 milyon euro.
Bana 1 milyon euro verin, en büyük abiliği ben yaparım. Bırakın bu işleri ya, herkese yok o abi oldu, bu şey oldu. Ne abiliği mabiliği ya, götür o zaman Erman abi, al abilik yapsın. Ya istemem. Ümit Karan al. Bir şey söyleyeceğim. Al abi, kimi buluyorsan onu al. Abim kalmadı ya. Abilik bizim zamanımızdaydı Hakan. Türk oyuncuların soyunma odasında daha fazla olduğu takım. Şimdi bugün ne Zaitsin, ne Tadic'in, ne Ceko'nun, ne Osterwolde'nin, ne Osay Samuel'in, Bekao'nun, Jiko'nun. Hiç kimsenin abiliğe falan ihtiyacı yok ya. Allah'ını sever. Umut Nayar'a mı abilik? Abi ben söylemiyorum. Ali Koç söyledi bunu, ben söylemiyorum ya. Ya boşver. Bana niye saldırıyorsun? Abilik mabilik dünyanın en büyük yalanı. O fasosu fisosu. Artık abilik olmaz. Mabilik yok. Profesyonellik var kardeşim bu saatten sonra. Ben niye futbolu bıraktım? Profesyonel olmadığım için. Ha. Anladın mı? Şimdi bana hangi adam gelecek de ben senin abinim diye laf geçirecek ya? Ben gelirim. Yani seni dinlerim tabii ki her zaman. Hayatımın, sağ ol, hayır, hayatımın her konusunda dinlerim de. Yani bam telim attığı zaman abi biliyorsun. Beni? Yani kralını dinleme Hakan, benim bam telim attığı zaman ben babamdan başkası beni durduramaz. Anca telefonda çalacak baboş. Arıyor yazdı mı geçmiş olsun, titreme başlar. Buradan Orhan abime de sevgiler. Evet. Çete sormak istiyorum. Sizce maçın yıldızı kimdi? Yazarsanız çok sevinirim. Beğeni butonuna basıp kanalımıza da abone olursanız oldukça mutlu olurum. Uygar Ertürk demiş ki Batuhan istifa gelirim bu gece. Beşiktaş bölümüne geçeceğiz. Biraz sizden müsaade istiyorum. Fenerbahçe çünkü yeni oynadı, kazandı. Her zaman kazanan hakkıdır. King, Osterwolde, maçın yıldızı Fred diyenler var. 63'te oyuna girdi. King diyen çok izleyicimiz var. Fred diyen var. Abicim iki gol attı. Hata diyeceğim? Yapmasına rağmen Osterwolde diyor bak mesela. Osterwolde Fenerbahçe'de geldiğinden beri en iyi maçını oynadı Hakan. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok fulleli bir oyuncu. Bir iki pozisyon rakip kontraya çıkmaya çalışırken yetiştiği anlar var. Hakikaten de çok üst düzey. Osay Samuel'in çabukluğu, Osterwolde'nin çabukluğu çok fazla kontra hata engelledi. Tırnavanın yapacağı. Osay Samuel biraz kendini buldu gibi değil mi? Osay Samuel var ya, boya olma yolunda ilerliyor. Sana olamaz da ama. Belli olmaz. Geliştirdi futbol anlayışını biliyor musun? Kafasını kaldırıyor, görüyor falan. Acaba diyorum bu Twente'lilerle gece kulübünde denk geldik bu Osay ile. Orada benimle böyle abi ben işte Fenerbahçe futbolcu abi ben dedi de acaba benden bir yetenek mi bulaştı bu Osay'de? Osay'ı. Ama 5-0'dan sonra gitmeye oraya hak etti. Hak etti tabii, gitsin hak canım. Etti. Ben hiçbir oyuncuyu bara gitti yok oraya gitti diye eleştirmem. Bunlardan en büyük muzdarip olan benim. Beni oyuncunun nereye gitti ilgilendirmez. Ben oyuncunun verdiği performansa bakarım. İyi oynuyor bu sene. Muhteşem oynuyor ama bir bu şey söyleyeyim mi? Futbol gerçekten... Ne oldu, klima mı bozuldu? Futbol gerçekten... Oğlum zaten yanıyorum. Anladın mı? Zaten yanıyorum şu an. Ateş edeceğim. Yani bir de klimanın üstüne bozukluğu. Allah'ım nelerle sınanıyoruz. Kurban olayım. Ahmet Nur Çebi'yi arayın da gelsin tadilat etsin onu. Belki ondan anlar. Bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'a geçmek eyvah, için var ya burada eyvah. Dakika saymıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Ya ben de biliyorum da diyor. Biraz da hani Fenerbahçe işte konuşmamız gerekiyor çünkü o kadar, kazandı. Yine söylüyorum. Fenerbahçe rahat rahat galip gelmeyi o kadar sıradanlaştırdı ki. Hiç düşüşe geçmeyecekmiş gibi ya. Evet, ya Fenerbahçe'nin bugün ideal 11'inden bana göre iki tane oyuncu var sahada. Bekao var. Bir de Osterwolde var. Gerisi komple uğramış rotasyona. Ona rağmen hiçbir kalite eksikliği gözükmüyor Fenerbahçe'de. Ne kadro yaptı Fenerbahçe bu sene ya? Hakikaten Türkiye Ligi'nin çok üstünde kadro yaptılar Galatasaray'la Fenerbahçe. Çok. O yüzden böyle zayıf demeyeyim ama kendisine uygun gruplardan namalup çıkabilir Fenerbahçe. Joshua King diyor ki hamstring Kasım'da bir gerginlik hissettim. Riske etmemek için oyundan çıktım. Doktorlarla durumuma bakacağız diyor. Çok önemi yok King. İşini yaptın sen değil mi? Tabii yaptın artık. Sakatlansan da zaten 850 tane oyuncu var. Fenerbahçe'nin her oyuncusu hakkını veriyor zaten. Hamstring arka adeli oluyor değil mi? Evet. Arka adeli arkadaşlar şu baldır dediğimiz kısımda sertleşme olmuş. Büyük bir ihtimalle gerildi. Sprint'te genelde olur. Doğru evet. mu? Ya da çok ayağını kaldırdığın zaman. Yani bak çok sprinter olmasına rağmen o Osay Samuel'de olmuyor çok. Yumuşatıyor demek ki. Bu hamstring'i yumuşatmak çok önemli. Bu arada Bekao ve Osay Samuel... Ne gülüyor? Bak çocuğu sen şey yapıyorsun oğlum, şu anda. Oğlum ben insan gibi yorum yapıyorum. Bu alıp başka bir yere çekiyor. Ama ben sen gülersen de o devam edecek. Gülmeyeceksin işte ona orada. Alışamadım mı hala? Alışamadım tabii. Bunun neyine alışayım? Gülersen o devam edecek oraya. Sokacak o çomağı. Bırakın abi. Bak benim evime temizliğe gelen kadın bugün bana bir şey yaptı. Bunu mutlaka anlatmam lazım. Ooo Erman'ın evine temizliğe kadın geliyor. Ne kaçıncı var lan? Kaçıncı zenginlik ulan? Lan bırak artısı. Kadın bana bugün dedi ki sizi izliyorum abi dedi. Batuhan sayesinde dedi bana. 10 senedir bana temizliğe geliyor. Yemin ederim.
Senin o ilk gol, ilkler hep güzeldir videonu seyredip kahkaha atıp bana seyrettirdi abi. Allah Allah. Vallahi billahi. Sayende izleniyoruz biliyorsun. Estağfurullah. Öyle gözüküyor abi. Sen bu işin doğayeni sensin. Biz yorumcu bile değiliz. Biz gördüğümüzü söylemeye çalışan bir insanız. Senin kitlen yani var. Yani Çetin de söylediği gibi ben boş yapan bir insan. Ya olur mu öyle şey ya? Kendini eleştirmezsen büyüyemezsin Hakan'cığım. Hadi gidin başka yayınlara. 3-5 kuruş alanları izleyin. İndirin ortadan konuşsunlar kimle ilgili ne konuşuyorlarsa. Gidin bakın oradan konuyu nasıl yuvarlayıp aynı yere getiriyorlar görün. Evet şimdi artık. Görün. Fenerbahçe çok güzel takım olmuş birader. Evet Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Gerçekten çok iyi takım. Fenerbahçe'yi konusunu kapatmadan şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe çok iyi takım olmuş. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi izlemek bize heyecan veriyor. Bu takımları kuran herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Paranın da hakkını vermişler, takımı da kurmuşlar. Yok efendim öbürü Florya'dan şey satıyormuş. Yok öbürü zenginmiş. Yok Berik'in şeyi varmış. Bana boş yapmayın abi. Futbol oynayın. Futbol oynayın izleyelim abi. Türkiye Kupası'na çevirdiler Konferans Ligi'ni biliyorsun evet, değil mi? Evet öyle gerçekten. Tadiç, Dzeko'yu falan galiba gruptan çıkana kadar ya da çeyrek finale aynen kadar falan oynatmalarına gerek kalmayacak. Çok güzel benzetme yaptım. Türkiye Kupası'na benzettim. Hani çünkü Kupası'nda büyük takımlar Türkiye Kupası'nda oynamayan oyuncuları oynatıyor. Aynen. Maç temposu kazansınlar falan diye belli bir yere kadar. Aynen onlarla öyle. Fenerbahçe resmen Konferans Ligi'ne Türkiye Kupası muamelesi yapıyor ya. Mesela öyle bir kaliteli kadrosu var yani. Beşiktaş'ın da aynı şey geçerli. Mesela 3. ligden gelip mesela bir takım büyük takımı yener ya. Bugün aynı şeyi yaşadık mesela. Bak bir antrenman vardır Batuhan bilir. Sağa topu atarsın. Lugano'yu küçümseme. Çok özür dilerim Erman abi. Lugano'yu küçümseme. Lugano iyi takım. Ben İsviçre'de oynadım. Lugano kötü takım değil. Sen dün de söyledin yalnız bunu. Lugano dün ben sana ne dedim burada? Ben buradaydık Erman abi. Şimdi şöyle bir şey var. Kaçta atıldı? 62'de falan atıldı Rozi'ye. Evet. Tamam 62'de falan atıldı. O dakikaya kadar yani hiç pozisyonu yok Lugano'nun. Ben Lugano'yu küçümsemem ama Beşiktaş takımı 11-11 iken pozisyon falan vermiyordu. Ben dün açık açık bir şey söyledim burada. Dedim ki Beşiktaş Lugano'yu yenemez dedim. Vallahi Ümit söyledim. Ümit Karan da burada. Arayın sorun. Yenemez dedim. Beşiktaş Lugano'yu yenemez. Lugano iyi takımdır. Kendi liginin iyi takımlarındandır Erman abi. Ben zamanımdan hatırlıyorum. Çok iyi kontrataktan çıkan bir gittiğim takım. Gittiğim zamandan i̇yi hatırlıyorum. De Beşiktaş, İyi de Beşiktaş kontrataktan gol yemedik. Çok iyi hata çıkan bir takım diyorum. Tamam abi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Çok iyi hata çıkan takım. Zaten kontrayla çıkar herhalde. Bugün bir Beşiktaş değerlendirmesi yapacağız. Tamam mı? Taraftarından, yönetiminden, teknik direktöründen ve futbolcusundan. Herkesin burada hatası var biliyor musun? Beşiktaş için kabus ya gece. Yemin ederim kabus. Ve daha maç başlamadan mı başladı iş? Bilmiyorum farkında mısınız? Şu Federasyon anda... başkanına... Hepsine tek tek geleceğim. Tamam. Şu anda Beşiktaş bırakıyorum. Yönetimi stadyumdaki toplantısı devam ediyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Beşiktaş bu akşam 10 dakika içerisinde 3 gol yedi. Değerli izleyenler, seyretmeyenler, haberi olmayan izleyicilerimiz için söyleyelim. Kendisi aslında 2-0 öndeydi. Ne toplantısı yapıyorlarmış? 3-0'dan 3-2'ye geldi. Beşiktaş'ı konuşmaya başlıyoruz. Beğeni butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı öncelikle Beşiktaş unutmayın. Beşiktaş ne toplantısı başladık yapıyormuş? Bilmiyorum. Yönetim kurulu arasında bir toplantı yapıyor. Ne toplantısı? Karar alacaklar. Ama ne karar alacaklar? Bunlar karar alamaz ki. Kararı alabilmen için bazı organlara sahip olman lazım. Mesela vücutta kararı hangi organ alır Erman abi? Beyin. Beyin. Yoksa nasıl alacaksın karar? Hı? Çarşambanın gelişi perşembeden belli. Neyse tamam ben çok hızlı başlamayacağım ama acayip doluyum. Buradan Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum. Beşiktaş taraftarı ben buraya kalkıp göğsüme Beşiktaş dövmesi yaptıracağım, alnıma Ahmet Nur Çebi'yi yaptıracağım dediğim zaman benimle dalga geçtiler. Hı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum vallahi de billahi de tallahi de bugün ben Beşiktaşlıyım diyen gezen %100 kişiden 90'ından daha büyük Beşiktaşlıyımdır ben. Kesinlikle öyle. Bundan şüphen var mı Erman abi? Siz benimle beraber yaşıyorsunuz diye söylüyorum. Bir şüphen var mı? Ben sadece burada Beşiktaş yayını yapmamamdaki tek sebep duygularıma hakim olamam. Belki taraflı belki yanlış konuşurum diye ben Beşiktaş yayını yapmaktan kaçan bir adamım ya. Evet, doğru. Değil mi? Para alacağım abi. Ben burada yayın yapıyorum, para alıyorum. Bak para, fazla para alacağım ama yayın yapmıyorum Beşiktaş'la ilgili. Ama siz adamın bam teline basarsanız, bakın Lugano'ya 5-0'dan 5-5'te berabere kalırsın. Ben sana bir şey demem. Futboldur bu. Ki Lugano dediğimiz takım kötü bir takım değil şahsımca. Benim şahsım, kişisel düşüncem. Lugano'ya 5-0'dan 5-5 berabere kalabilirsin. Ama kardeşim
Sen Beşiktaş başkanlığı koltuğunda oturuyorsan, sen o koltuğun sahibiyim, ben Beşiktaş'ın başkanıyım diyorsan, sokakta gittiğin restoranda sana başkanım diye hitap ediyorlarsa, sana Mehmet Büyükekşi değil, Allah'ın oğlu senin evinde kalkıp da parmak işareti yapamaz. Siz Beşiktaş'ı küçülttünüz. Sen kimsin ya bana parmak işareti yapıyorsun? Hayırdır ya? Geleceksin kalkacaksın. Senin karşında kim var ya? Çoban mı var? Sen kimi falan? Hadi bana yapsana Hakan abi sen parmak işareti. Gel milletin içinde yayın yaparken kalk bana böyle yap. Bu ne demek ya? Bu parmağın anlamı ne Erman abi? O parmak sana değil. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş taraftarına yapılmıştır. Sen o parmağa kalkıp da tepki veremiyorsan o koltukta senin değil bir dakika 30 saniye oturma hakkın yoktur. Paran yoktur anlarım. Gider Fikret Orman bizi borca soktu, bir dünya borç yaptı, transfer yapamıyoruz. Eyvallah. Aldığımız oyuncular kötü çıktı. Eyvallah. Ama sen Beşiktaş'ı küçülttün ya. Adam sana parmak sallıyor ya. Hadi sallasana Ali Koç'a bir parmak göreyim. Hadi kalk. Kalk salla Aziz Yıldırım'a. Kalk salla Dursun Özbey'e. Hadi salla bir parmak. Sallayamaz. Anladın mı? Çünkü seni herkes bitik görüyor. O yüzden de sana herkes parmağını da sallar, laf da söyler. Anladın mı? Yazıklar olsun. Beşiktaş'ı bu hale getiren, stadyumda 15 yaşında, 14 yaşında çocukları ağlatan, getir inşallah o stadyumda 14 yaşında, 15 yaşında çocukları bugün ağlatan adamlar, inşallah bir ömür boyu gülemez. İnşallah gülemez. Futbol bir şey değil. Kazanılır, kaybedilir. Hiçbir şey. Şenol Hoca, sana da yazıklar olsun. Sana da yazıklar olsun. Sana da dedik ki hocamsın, büyüksün, şöylesin, böylesin. Sen de bunlara çanak tuttun. Bu transferler yapılırken bir de kalktın bunların arkasında durdun. Bu transferleri ben yaptım dedin. O zaman sen de git onlarla beraber. O zaman sen de onlarla beraber git. Şu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Bu kardeşim ya benim Ayaz'la eşittir. 13-14 yaşındadır. Ya bu Ayaz'la eşittir. Şeyle bizim Kartal'la eşittir. Şu çocuğa eşittir. Bak ya. Erman abi. Gördüm. Bak sesim düğüm düğüm olmaya başladı. Şu çocuğun şu haline bak. Yazıktır, günahtır ya. Biz daha bu lig Avrupa Kupası falan başlamadan burada Beşiktaş'ı ve transferleri eleştirirken göreceksiniz falan yazanlar oluyordu. Biz gördük zaten önceden durumu. Kimse görmek istemediği zaman gördük hem de. Ya Beşiktaş yönetiminin skandallarla dolu hikayesi ta ne zaman başladı biliyor musun? Ne Sergen zaman? Yalçın'la şampiyon olurken Abubakar hikayesiyle başladı. Evet. Şampiyon teknik direktörünü bekletirken devam etti. Valerian İsmail'i seçip ona destek olurken olgunlaştı. Tamam, Şenol Güneş'in onayladığı bu saçma sapan transferlerle de finali abi yaptı şimdi abi. Şenol Güneş cephesi diyor ki, Ceyhun Kazancı bize listeyi getirdi. Ceyhun Kazancı verdi listeyi. Bunlar var hocam. Biz de ona göre bunları istedik. Bunlardan da iyisi yoktu diyor. Yani o kadar... Nasıl yoktu? Şey, bak, Hakan Tadiç'le pazarlık yapmadılar abi mı? 300 bin euro için Fenerbahçe'ye gitti adam. Şimanski daha önce Beşiktaş'ta adı geçmedi Erman mi? Abi, buradaki konu ne biliyor musun? Bunlar doğru adamlara paraları mı yetmedi? Çingene pazarlığı mı yaptılar? Bunlar Çingene doğru adamları buldu, alamadı. Burasının doğru alamadı, sözü babacığım. Paranın yetmesi, paranın olmaması falan değil. Sana kendi evinde kimse parmak işareti kaldıramaz kardeşim. Ya sallayamaz. O başka bir konu. O konunun bir öncesi var. O konunun özetidir. Bu Beşiktaş'ı getirdikleri haldir abi. Bana anlatma. Bu konunun, bugünkü konunun tek konusu var. Bu parmağı sallamak var ya, bu parmağı sallamak. Bu parmağı sallamak ne demek? Bunu en iyi chat bilir. Bunu herkes bilir. Bunu Türkiye'de herkes bilir. Şu parmağı salladın mı ne olur biliyor musun sen? Bir versene şu o parmağı fotoğrafı. Belki görmeyenler vardır. He. Şimdi Ahmet Nur Çebi'nin de ayıbına gelelim. Tamam. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı orada stresine, efendime söyleyeyim, vücuduna, kalp atışına dayanamadı. Sinirlendi adama. Sen bugün taraftarlarla oturuyorsun. Adam stada giriyor. Bütün herkes küfür ediyor adama. Demez mi ya adama? Hayırdır ya başkan, sen bizi buraya getirdin. Sen hayırdır bize bütün... Demez misin? Dersin. Değil mi? Sen bugün Erman abiyle oturuyorsun. Gidiyorsun kahve içiyorsun bütün ekip. Ben yayına geliyorum. Erman abi bana sallıyor. Derim ki bunlar hayırdır. Benim hakkımda konuşmuş. Bir de gündüzü var Batu. Ben... İşte gündüzü. Gündüzü onu söyle. Bence en önemli detay o. Bak, federasyon başkanının, bu arada ben 2023 yılına geldik. Hakan, bu kadar medeniyetten uzak olamayız. Federasyon başkanı ile Ahmet Nur Çebi arasında bir sıkıntı var mı? Vardı, hep vardı. Var. Gündüz, Ahmet Nur Çebi, Taraftarlar Derneği... Şimdi şöyle. Sen onu anlat. Tribün liderleriyle bir araya gelmiş. Tribün liderleriyle yemek mi yemiş? Yemek yemiş. Tamam, şimdi güzel. Şöyle bir gerçek var. Saat 12'den itibaren Twitter'daki bütün... Haber siteleri, spor haber siteleri şunu yazdılar.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi karşılaşmayı bu akşam Beşiktaş Park'ta izleyecek. Tamam. Bundan sonra da şimdi tribün liderleriyle bir araya geliyor başkan. Başkanın tribün liderleriyle bir araya gelmesinin tek nedeni güya istifa diye bağırılmamasını istemesi. Yani bugün federasyon başkanına yapılacak protestodan haberi olmaması gibi bir şey olabilir mi? Şimdi şöyle, bir defa şurada bir yanlışlık var. Diyelim ki var. O zaman ne yapacak biliyor musun? Sen biraz önce dedin ki Aziz Yıldırım ne yapardı? Ali Koç ne yapardı? Kalkar taraftara yapmayın der. Evet. Abi bana kim dinliyor ki taraftar dinlesin? Bak bir insanı protesto etmek başkadır. Hepimiz yuhlandık doğru mu? Evet. Islıklandık, yuhlandık, protesto edildik. Fakat 25 bin kişinin koro halinde ana avrat küfür etmesi başka bir hikayedir. Orada bir makam var. Adamı seversin sevmezsin. Aynı görüşteyim. Bak adam Ahmet Nurçevi ile arası kötü olmasına rağmen kalktı senin maçına geldi. Bu bir barış çubuğudur aslında. Abi bir şey söyleyeceğim. Ama o şekilde şimdi. Ben parmak sallamasını da çok kardeşim, yanlış olduğunu düşünüyorum. Kardeşim abi kusura bakma. Bir memlekette başkansan bunu kaldıracaksın. Bir dakika. Türkiye hayır, Futbol Federasyonu. Küfürü şey kimse kaldıramaz. Benim ya, sözümü yapma. Kesme. Batu. Bir kulüp bak. Futbol Federasyonu Başkanı değil. Evet. Sky Spor'un da başkanı. Ben yorumcuyum değil mi? Yorumculuk yapmaya evet. çalışıyorum. Burada konuşuyorum. Ben mesela kapatıyorum. Bana ana avrat mı diyor ya? Küfür eden insan var. Benim hakkımda sonsuz derecede kötü yorum yapanlar da var. Çok şükürler olsun ki iyi yorum yapan arkadaşlarım daha fazla. Ben de tepki alıyorum. Erman abi de tepki alıyor. Alıyoruz doğru mu? Alıyoruz da tabii ki. Babacım o zaman o koltuğa oturmayacaksın. Futbol Federasyonu. Lan bu memleketin en büyük iş adamlarına, Türkiye'de bir dünya maddi manevi ithalat, ihracat yapan Ali Koç'a Fenerbahçe taraftarı neler yaptı ya? Bak şimdi yanlış yerdesin ama. Misafir olarak gelmiş bir adam. Bana ne abi gelmesin ya adam sövüyor ne yapsın? Hayır ben sana söylüyorum işte. Kaldırmıyorsan sen de yapmayacaksın bak başkanlık. Bak çok doğru bir şey söylüyor Erman abi. Diyor ki adam diyor oraya misafir olarak gelmiş. Kalkarsın diyor. Mesela az yıldırım hayır adamla beraber stadı terk edersin. Ha? Bak bunun örfü adabı nedir biliyor musun? O parmağı kendine sallatmasın. Federasyon başkanı kalktı ya. Başkanım haklısınız beraber çıkalım. Değil mi? Evet. Bunun adabı budur. Değil mi Erman abi? Ben seni bir yere götürürsem misafirliğe sana terbiyesizlik yapılırsa ne yaparım? Seninle beraber kalkarım. Sana yapılan bana yapılmıştır. Ama işte bunlarda bunu düşünecek vasıf yok. Bunlar istiyor ki bana küfür edilmesin, herkese küfür edilsin. Doğru. Anladın mı? Bunlar istiyor ki bana istifa denmesin, herkese istifa densin. Böyle olmaz. Sizin bırakmanız lazım. İnceldiği yerden kopsun. Buradan Şenol Güneş'e de sesleniyorum. Şenol Güneş de bıraksın. Her fırsatta bunların arkasında durdun hocam. Ben Onana'yım Onana'yı izlemek zorunda değilim. Ne olsun efendim? Şampiyonlar kadro kurulmasın Erman abi. İsim oyuncular alınmasın. Efendim beklenti yükseltilmesin. Galip gelindiğinde Şenol Güneş olsun. Mağlup gelindiğinde yönetim olsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O zaman beni yapın teknik direktör. Başkan da Erman Özgür olsun. İkinci as başkan da Hakan olsun. Biz zaten yokuz Erman abi de yine biraz para var ya harcar. Ben size söyleyeyim bu Beşiktaşlıdır yani sağlam Beşiktaşlıdır. Buna iki tane mesela duygusal mesaj atın harcar bu oyuncu moyuncu alır. Vardır öyle 10-15 tane dairesi Beşiktaş için verecek. Kimse kusura bakmasın. Ben susmam susturmam. Ben bu kulüpten giderken kalkıp 3 milyon TL 4 milyon TL bırakıyorsam kardeşim. Sen gidip benim bıraktığım parayı onanaya veremezsin. Bir de kalkıyor Allah'ım delireceğim kafayı yiyeceğim ya Erman abi ben kaldım orada sabitim ben. Ben şu konudayım. Sen beni temsil eden Beşiktaş kulübü başkanısın. Sana adam, sen beni temsil ediyorsun. Beşiktaş taraftarını armayı. Sana adam kalkıyor stadında göbeğinde parmak sallıyor ya. Ne güzel dünya ya. Ya bir de biliyor bence. Süleyman Allah'ın gündüzde tribün liderleriyle olduğunu biliyor. Ve bu protestoya o federasyon başkanından önce Ahmet Nur Çebi'nin bir tepki koyması gerekirdi. Ya Batuhan kesin. Güzel söyledi. Belki kalkıp gidecekti. Tabii. Belki kalkıp yapmayın o diyecekti. O yakışır zaten. Evet yapmayın çünkü. Diyecekti. Az Yıldırım olsa kalkar yapmayın der. Ya, ve yapmazlar. Da. Bu arada bir federasyon başkanı istemiyor mu Beşiktaş taraftarı? İstifaya davet edersin. Islıklarsın. Bu başka bir protestodur. Ama küfür evet. Başka bir şeydir. Adam da yani kaç yaşında insanlara da böyle koro halinde küfür olmaz. %100 kabul ediyorum. Küfür çok şey ama o olmaz. Bak, şöyle bir şey hayır. Var abi. Şöyle bir durum var. Bu duruma getiren de Sayın Ahmet Nur Çebi. Bu kavga. Bak bir senedir Hakan, kavga ediyorlar. Adam gelmiş oraya artık. Adam artık oraya %100 gelmiş. Senle kesinlikle aynı fikirdeyim. Gelmiş şimdi, abi. Şu hareketi yapıyor. Senle görüşeceğiz demek. Ya böyle açık açık diyor senle ki. Senle görüşeceğiz mi? Sen mi sebep oldun bunlara diyor onu bilmiyorum. Ya her neyse. Her yani neyse sonuçta yani. Beşiktaş başkanlık makamına böyle yapıyor.
O ya, Ahmet Başkan'a çok özür diliyorum. Değil. Bir dakika bir bu şey söyleyeyim. Bu Sayın Ahmet Nur Çebi'ye değil bu parmak. Bu parmak Beşiktaş camiasına. Peki ben bu sana parmak başka bir şey... Beşiktaş'a. Sen bunu Beşiktaş Başkanı'na sallıyorsan bana da salladın. Bugün tribünde ağlayan çocuğa da salladın. Bugün tribünde bağıran çocuğa da salladın. O parmağı sallayamazsın. Ki sen herkesin ortasında durabilecek bir konumda insanken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Beşiktaş'ın başkanı, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Adana Demirspor'un, Malatya'nın, Trabzon Ekimoğlu'nun, Trabzonspor'un, sen bunların başkanısın. Sen şahsi düşünemezsin. Sen 3-5 kişinin yaptığı ayıbı bir camiaya yıkamazsın. Yapamazsın. Yani ne kadar şahsi düşün. O zaman ne olacak baba? Devlet erkanından biri gitti mi o zaman istifa desin. O zaman devlet de yeşir habire. Her protestoda. Ya bu memlekette herkes eleştiriliyor kardeşim. Herkes eleştiriliyor. Sen anlamıyorsan, eleştirilmeyi kaldırmıyorsan göz önünde olan bir şey yapmayacaksın. Kusura bakma. Sen de bu memlekete kasa yer diye hoca getirdin. Senin de ondan kalır bir alt yanın yok. Bir de kalktın adamın arkasındayız diye barın barın bağırdın. Hiç kimse hatasını kabullenmiyor. Sayın Ali Koç kalkıyor, İsmail Kartal da ben hata yaptım diyor. Geri getiriyor, adam hatasını kabul ediyor. Hiçbiriniz hatasını kabullenmiyor. Yani hala inat. Bir de hiçbir şey olmamış gibi iki hafta önce diyorsun ki ya ben Beşiktaş stadında maç izliyorum. Bana neden istifa diyorlar diyor. Yani konudan o kadar uzak ki. %99 şampiyon zaman olacağız diyor. Zaman bir daha versene fotoğrafı. Yani %99 şampiyon olacağız diyor. Mesela. Olur mu Beşiktaş'tan şampiyon? Olur çıkan? Neden tabii olmasın? %99 şampiyon olacağız. Fotoğraf bir daha verir misin? Bu arada oturan kişi Zabun. Duyuyor musun beni? Arada oturan kişi Sayın Bakan mı? Osman Aşkın bak mı? Arkada çünkü şey danışmanla benzettim İlhan abiye de. Arkadaşlar. Bir dakika bakansa daha beter bir durum var. Dur orta. Dur bir dakika. Ya Sayın Bakan devletin bakanı orada, spor bakanı oradaysa yani daha da trajikomik bir durum var ortada. Bakın. Şimdi burada şunu anlamayın. Bakın. Yanlış anlamayın. Burada ben Beşiktaş taraftarına doğru yaptınız diye bir söylemde bulunmuyorum. Küfürler tabii ki olağanüstü rezil bir durum. Aa. Küfür nedir? Bu olmaz. Yani bu cami, yani Türkiye'de önemli insanların bulunduğu ortamda küfür tabii ki haksızlıktır kardeşim. Osman siz de bakmış. Burada yalandan algı yapıp burada 3-5 tane çatır kardeşlerim var. Bakın şu anda 15 kişiyiz, anlık yayın yapıyoruz. Var burada da çeti karıştırmaya, algı yapmaya çalışan insanlar var. Ben küfürden bahsetmiyorum. Eleştiriden bahsediyorum. Kimse kimseye küfür etmesin. Yalnız Osman Aşkın bakmış gerçekten. Sayın Bakanımız yani orada. Yani bak bir şey söyleyeceğim. Eski bakan. Koskoca Türkiye hayır, Futbol Federasyonu'na bakar mısın? Şimdi tekrar oldu ama. Koskoca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bakar mısın? Demez mi ya bu nasıl misafirperverlik diye adam? Demek ki kötü gidiyor ya abi. Devlet... Demek ki buradan ne anlıyoruz chat? Kötü gidiyorsan stada maç izlemeye gitmeyeceksin. Yani ben... Gitmeyeceksin. Slogan değiştirip... Fortran sana tek bir soru sorabilir miyim? İstediğini sor bana yavrucuğum. Soruyorum. İstediğini sorabilirsin. Bugünkü karşılaşmada Allah nurlar içinde yatırsın, mekan cennet olsun. Süleyman Sebo orada olsaydı ne olurdu? Vallahi şimdi bu sorunun cevabını ben bilemem. Çünkü o yüzden rahmetli Süleyman Seba'yı hepimiz ya. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ya. Orada olsa ne olurdu bilmiyorum ama bugün kesinlikle kemikleri titriyordur yani. Allah nur içinde yatırsın. Beşiktaş ben hayatımda doğduğum günden beri, beynim kemale erdiğinden beri, babamın bana Beşiktaş'ı anlattığı kadar Beşiktaş tarihinde böyle bir şeyler yaşamamıştır kardeşim. Bakın tekrar söylüyorum, altını çizgi böyle kıpkırmızı çizgiyle çiziyorum. Buradan tüm camiaya sesleniyorum. Buradaki mevzu maçın 3-3 bitmesi, 3-2. Transfer 3-2 bitmesi, efendime söyleyeyim transferin kötülüğü değildir. Burada Beşiktaş'ın değersizleştirilmesidir. Olabilir 10 tane değersin. Biz 8 tane yedik Yıldırım Demirören zamanında. Ben bu kadar söyleyeceğim. Konuyu Erman abiye bırakmak istiyorum. Tansiyonum bırakma, yüksek. Bırakma çünkü şöyle bir şey var. Biz taraftarın yaptığı yanlışı söyledik. Yönetimin yanlışlarını say say bitmez. Ama bir de Şenol Hoca'ya artık girelim istersen. Şenol Hoca'ya gireceğiz. Şenol Hocam. Şimdi şöyle bu bir şey. Bu Semih Kılıçsoy diye bir oyuncu var. Gelmeden evvel bir konu daha var. Mesela bu gece ne beklersin? Bir yönetici çıkar Şenol Hoca'nın söylediği gibi. Özür diler. Değil mi? Yani der ki ya biz evet biz hatalar yaptık. Çok özür diliyoruz. Düzeltmek için her şeyi yapacağız. Şimdi bunu kim söyler bir takımda? Basın sözcüsü. Hakan. Bir dakika abi. Basın sözcüsüyle AS Başkan, Transfer Komitesi Başkanı aynı. Transfer Komitesi Başkanı son gün
Rob de Chamberlain partiden çıktı. Hiçbir konuşmasını, hiçbir yaptığı açıklamada, bir Tadiç'in olduğu gün ya Beşiktaş istediği futbolcu alır dedi. Akşam Fenerbahçe çat diye Tadiç'i aldı. Hakan abi yine aynı yeri anlatıyorsun. Bu adamları bu yönetime getiren biz kim? Biz bunu çok konuştuk. Ahmet Nurçebi. İşte Ahmet Nurçebi bugün de yok. Şeyi sorumlusu. Bugün de yok. Emre Koca daha bugün de yok abi. Bugün de yok mesela. Akıllı adam, tebrik nerede ediyorum abi? Ben buradan Emre Kocadağ'a selam yolluyorum, tebrik ediyorum. Akıllı adam. Hakan, adam maça gider miyiz demeye bu konuda? Şu anda bir şey yapamazlar. Transfer yok. Birilerini kadroşu bırakamazlar. Şu anda oluşturduğun kadro bu. Buradan ne çıkardın artık? Fakat Şenol Hoca beni Şenol çok şaşırtıyor. Gelelim, evet, bak abi. Şenol Hoca, Beşiktaş ilk defa mı 10 kişi kalıyor? Hayır. Beşiktaş daha 3-4 ay önce Kadıköy'de 10 kişiyle Fenerbahçe'ye 4 tane atmadı mı? Evet. Kardeşim bu 10 kişi kaldığı zaman Beşiktaş takımı... Rakibin de Fenerbahçe kalitesinde bir takım değil. Ceza sahası önlerine kadar, kalecinin önüne kadar yaslanır mı ya Beşiktaş takımı? Sonra hocam Semih Kılıçsoy diye bir oyuncu sana, gencecik çocuk. Çıktı 2 tane 3 tane. Gol attı, maç kazandırdı ya. Ne buldun bu Muleka'da bu kadar? Beşiktaş'ın neyi değiştirdi bu Muleka? Onana'yı oynatma. Pat diye oyuna at. Sana maç kaybettirsin. Ya arkadaş, oyuna gelen her oyuncu Beşiktaş'ı bir eksik daha bırakıyor. Bak, Rozier'in gördüğü kırmızı kart bir otorite eksikliğidir. Kesinlikle öyle. Göremezsin. Ya hocam sarı kartı var. Çıkartsana, alsana Onur Bulut'u devre arasında. Ya hoca da darmadağın. Şenol Hoca da darmadağın. Yönetim kadar darmadağın Şenol Hoca. Sana söyleyeyim. Yönetim kadar dağınık şu anda. Şimdi Erman abi, yönetim kadar dağınık ama bizim bilmediğimiz bir Şenol Güneş profili çiziyor sanki. Ya bak, eskiden 10 kişi de kalsa Şenol Hoca hücumcu çıkartır, hücumcu alırdı. Beşiktaş takımı kendi sahasında 2-0 öndeyken geri mi yaslanır? Olmaz. Ya bu nereden çıkmış? Anadolu takımı mı Beşiktaş ya? Ya rakibin de yani Manchester City değil ki kardeşim. Aboubakar'ı çıkarıyorsun. Ya Aboubakar sürünerek oynasa Muleka'dan iyi top oynar ya. Sürünerek oynasa ya bir şurada... tehditti. Ya Burak Allah. Yılmaz girse son 20 dakika bunların hepsinden iyi oynar ya. Şurada insanlar. Vallahi iki yazık tane kötü yorum yazıyor. Ya, mesela ben okuyorum. Kafama takılıyor benim de bazen. Bak, evet. Gel. Bak. Vallahi kafama İnsanlar takılıyor. İnsanlar iki tane kötü yorum yazıyor. Benim modum düşüyor. Mesela görüyorum ya, diyorum. Ya biliyorum adamın da hani bir şeyler yapmaya çalıştığını, farklı niyetleri olduğunu. Benim moralim düşüyor chat'i görünce. Ya kardeşim, 2 aydır bütün stat size bas bas bağırıyor ya. Sizde ne moral varmış ya? Bir bırakın gidin ya, bir düşün Allah aşkına, bir düşün, bırakın ya. Kurban olayım, bırakın ya. Allah rızası için bırakın ya. Allah rızası için bırakın. Bu saatten sonra Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz. Daha ne diyeyim abi? Daha ne diyeyim? Ben bunları 5 hafta önce de gördüm, 10 hafta önce de gördüm. Hala toplantı yapıyormuş. İstifa da bir hizmettir kardeşim. Olmadığı yerde bırakmak şarttır. Ya bu memleketlerde... Ya ne bileyim Erman abi, hani ben artık anlamıyorum yani. Bunları da söylüyorum, biliyorsunuz yaşadığım şeylerde sıkıntılı, bir dünya tehdit mesajları alıyorum. İnsanlar bak, sıkıntılar içerisindeyim, görüyorsunuz yani sosyal medyalarımı. Günde 1000 tane tehdit mesajı alır mı bir adam? Ben alıyorum, yaşıyorum bunlarla. Ama bir şey söyleyeceğim, bakın, kimse Beşiktaş'a zarar veremez. Beşiktaş'a bırakın, onca ekmek yediğin yerde hiç kimseye zarar veremezsin. Ben bugün Sky Spor'dan ekmek mi yiyoruz kardeşim, bu üçlü arkadaki 20 kişi? Ben burada bu adamlara zarar veriyorsam bırakırım. Bırakın ya. Neymiş bu koltuk sevdası, neymiş ya? Eğer bıraksınlar, ben de buradan adak alıyorum. 2 tane kurban kesmezsem adağım olsun. Namerdim ya. Emre, Şenol Hoca istifa etti diye geziyor. Yok yok, sordum abi. Ha, şu an öyle bir durum yok. Bir baksınlar. Şimdi ben chat'te sormak istiyorum. Sizce Beşiktaş'taki kötü gidişin sorumlusu kim? Ahmet Nurçebi mi? Sen Şenol mı Güneş geçiyorum mi? Hayır abicim, ne alakası var? Onların neyi soruyorsun ya? Abi, bu 3 yaşında çocuğa önemli. Sorsan ne olur ya? Bunun fikrini peki, gelin. Peki kim arada, gelsin? Arada, nedir? Çözüm ne? Bak, oyuncu kim gelsin biliyor musun? Oyuncu Burak grubu Yılmaz da gelsin. Oyuncu grubu da aynı şekilde. Bak, hiç Beşiktaş'ta yönetimi, sadece Şenol Hoca'yı, sadece yönetimi, sadece oyuncu... Abi herkes de var kabahat. Kesinlikle. Ya ben 3 ay evvel, çok değil, 3 ay 4 ay evvel Galatasaray şampiyon yapan oyuncular listesinin başında en azından ilk sıralarda Raşitsa var. Ya bugün oyuna girdi, hali ne? Hali. Ne oldu bu Beşiktaş takımına? Hacı Ahmet Oviç'in hali ne? Beşiktaş şampiyon yapan oyunculardan Rozier ne yapıyor? Ya Gezal. Ya Premier Lig'den stoper getiriyorsun, stoper yerlere atıyor kendini. Ne yapıyor ya bunlar? Çiftliğe çevirmişler. Hakikaten. Çiftlik, çiftlik. Ne yapıyorsunuz baba ya? Çiftlik. Bu nedir? Çiftlik. Kur'an çarpsın çiftlik. Olmaz en yani. Enkudu gelir, efendime söyleyeyim burasına bangır bangır mı? Hayırdır oğlum, köy mü burası, çiftlik mi burası ya? Ya birisi bunlara sormuyor mu siz ne yapıyorsunuz diye, de gerçi kendilerine soramayan
Oyunculara nasıl soracak? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu olayın tek çözümü var. Beşiktaş öz kaynak düzenine dönecek. Semih Kılıçsoy'u alacaksın. Getireceksin başa da Burak Yılmaz'ı kardeşim. Bu seneye de çekeceksin bir şey. Küme düşmeyecek şekilde gençlerini motive edeceksin, oynayacaksın. Biz de gideceğiz. Onurla gururla Beşiktaş'ın evlatlarını izleyeceğiz. Anladın mı? Beşiktaş'ı ne bitirir biliyor musun? Adamcılık bitirir. Ne bitirir biliyor musun? Hemşericilik bitirir. Ne bitirir biliyor musun? Yandaşçılık bitirir. Kimse kimseye çanak tutmasın. Herkes işini yapsın. Değerli izleyenlerimiz, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şenol Hoca'nın açıklaması gelsin ekrana. Sevgili Zabun'dan rica edeyim. Mami? Birisi bitmiş zaten yazmış. Haklı. Evet. Taraftarın tepkisi normal. Yönetimle ilgili yönetimi savunmak değil, Beşiktaş'ı savunmak ve Beşiktaş'ın ne yapması gerektiğini söylemeye çalıştım. Olumsuz sonuçları kimse istemez. Transfer edilen oyuncularla iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyordum. Olmadı. Bana da eleştiri gelecek çünkü benim sorumluluğum. Şenol Güneş Hoca yine devam ediyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Ya bu gene doğru bir açıklama. Evet. Ben de sorumluluk aldım diyor kardeşim. Amartiyi. Şimdi ben dayanamıyorum. Hocam, Bahattin iyi bir oyuncu mu? Bahtiyar. Aman iyice gitti kafa. Bahtiyar iyi abi. Bir oyuncu mu? Fena bir oyuncu. Bahtiyar'ın babası bilmiyor futbolcu olduğunu abi ya. Ya Batuhan 5 neyi milyon... Neyi fena değil Allah aşkına, Bahtiyar'ın babası bilmiyor futbolcu olduğunu ya. Ya 5 milyon euro bonservis verdin Bahtiyar'a. 5 milyona yakın ya. Onana'ya. Amartiyi falan. Abi siz Beşiktaş'a kalite katacak oyuncu mu alıyorsunuz? Yoksa siz kendi keyfinize göre mi oyuncu alıyorsunuz? Bu nedir ya? Allah aşkına. Ya bitti bunlar dedi ki Erman abi. İnanılmaz ya. Ne hale getirmişler koskoca Beşiktaş'ı ya. Yemin ediyorum konuşacak kelime bulamıyorsun. Bak şimdi bunlar dedi ki bir önceki başkan har vurup harmanı savurdu. İşte senetleri ödüyoruz, borçları ödüyoruz, transfer yapamıyoruz değil mi? Fikret Orman'la ilgili, Sayın Fikret Orman'la ilgili. Benim de başkanlığımı yaptı. Buradan sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Allah bin kere razı olsun. Bir kuruş paramı geç almadım. Hiçbir şey yapmadım. Çatır çatır paralarımı verdi. Sözünün erbabıdır. Getirdi paralarımı koydu Fikret Orman. Sever miyim? Nötrüm. Ne severim ne sevmem. Hiç, yani görsem selam veririm. Hakkı geçmiştir. Hiç yemin ediyorum Beşiktaş kulübünden ayrıldığımdan beri bir tane telefonla konuştuysam. Buradan ben de sesleniyorum. Bu adam simaları getirdi. Guti'leri getirdi. Quaresma'ları getirdi. Getirdi baba getirdi. Abu Bakar'ları, Taliskaları. Sen de bu adamla beraber ikinci as başkanlık yaptın. Sayın Ahmet Nurçebi değil mi? Evet. İkinci as başkanlık yaptın, çalıştın. Bir adam hiç mi bir şey öğrenmez ya? Hiç mi bir şey öğrenmez? He? Bu nasıl yapıyordu ya bunu? Bunu nasıl yapıyordu? Bankadan mı kredi alıyordu? Ne yapıyordu? Hiç mi öğrenemiyor? Yok mu? Bir şey yok mu? Yani bir şey öğrenirsin. Yanında büyüye büyüye öğrenirsin. Bak mesela Hakan abi ben gelmeden önce iki tane top sektiriyordu. Şimdi ver ayağına beş top sektirebiliyor beş kere. Bir şey öğrendi adam. Yine bana geldi. Yani sen hiçbir şey öğrenemedin mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fikret Başkan sana sesleniyorum. Amerika'dan dön. Gel buraya. Gel buraya geç şuraya. 2-3 tane oyuncu al. Allah aşkına futbol maçı izleyelim. İhtimali yok. Yok mu? İhtimali yok. Uzaktan yakından. Ne aklıma o geldi diye. Kim varsa o gelsin. Umut Güner transfer yapmayı öğretseydi keşke. Erman gitmeden. Başkan Beşiktaş şampiyon. Erman Başkan Beşiktaş. En azından aldığı yani futbolculardan anlarsın biraderim. Umut... Erman Başkan. Ya Umut Güner'e söylemediklerini bırakmadılar. Vallahi. Maymuncuk Bahtiyar. Her bölgede oynar diye aldılar. Bir bölgede evet, oynayamayan abi. Bahtiyar. Dinamo Kiev'e bir gol attı. 8 tane yönetici. 8 tane yönetici. Dinamo Kiev'e gol attı. Bahtiyar'ı ben getirdim. Bahtiyar senin hakkın. Hayır Bahtiyar'ı vermem. Bahtiyar benim. Ne oluyor lan? Bir nefes alalım. Herkes Bahtiyar'ı getirdi. Bir tane yarım Bahtiyar aldılar. Bahtiyar'ı bile fotoğrafı çek. Ne bakıyorsun oğlum? Icardi'ye mi benzedi? Taşerdi mi? Tövbe pardon. Şortunu ben görmüştüm. Şimdi herkes gördü pembe şortunu. Ne var? Pembe pembe giyerim ben. Çok güzel. Ben ona baktım. Modeline ben baktım. Ben de ona baktım. Çok şık. Ya gerçekten kötü günler. Çok İstifa kötü günler geçti. İstifa sonunda demiş. Bak, hadi hayırlı olsun. Abi istifa eden falan yok. Batuhan'cığım ben mesajlaşıyorum içeride. Şey etmez. Söyleyeyim. Etmez. Ahmet Nurçebi asla etmez. Ahmet Nurçebi'nin istifa etme ihtimali yok. Peki yarın Ahmet Nurçebi'den açıklama gelir mi Erman abi? Yok.
daha şampiyonuz diye. Bir defa ilk gidecek adamı size söyleyeyim. Kadro dışı olursa, bak çok net söylüyorum. Beşiktaş takımı hiçbir şey bilmiyorum. Kadro dışı bırakılacak iki isim var. Salih, Cenk. Yazın bunu bir yere. Bıraksınlar. Oynayan, yarım oynayan, yani azıcık oynayanlar varsa onları da bıraksınlar. Bahtiyar diye futbolcu ismi mi olur? Bahtiyar'dan şarkı olurmuş. Olur. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar. Yönetim kurulu toplantısı sona erdi Beşiktaş'ta. Öğrendiğim kadar. İstifalar. Şimdi Başkan Ahmet Nur Çebi ile hoca toplantı yapıyor. Tamam, o konuşma sabaha kadar sürer. İkisi de birbirini anlayana kadar sabah olur zaten. Azmi Hoca diyor ki Bahtiyar Onana yerine Talişka'yı zorlayamadılar, yazıklar olsun diyor. Azmi Hocam dur Allah aşkına ya. Sen de. Ben neredeyim? Ben Bahtiyar'dayım, sen Talişka'dasın, harf tutmuyor. Hakan ya. Daha ligin 10 haftası olmadı. Yani daha ligin 10. haftası olmadı ya. Böyle bir Avrupa, böyle bir lig, ligde çok erken kopacaksın belli ki. Bu koptu. Fenerbahçe'ye, bu Galatasaray'a nasıl, koptu. Bence nasıl yetişeceksin? Şimdiden 8 puan var. Avrupa'da eğer bu gruptan da çıkamazsan hangi grup lazım sana? E peki sen bu takımı hangi mecra için yaptın ya? Nefes sesi çok geliyor diyor bir tanesi. Oğlum boğa gibiyim, duramıyorum ki sinirden nefessiz. Valla o yönetimde nefes alıyorum. Ya Fikret Orman yönetimi. Şu ağlayan ilgili... çocuğun resmini tekrar getirsenize ya. Fikret Orman yönetiminden gerçekten, yani Allah rahmet eylesin mesela Şafak. Şu çocuk için futbola geri döneceğim. Mahmut Yazıcıoğlu sürekli olarak çıkıp kongrelerde konuşurdu. Şimdi bakıyorum Umut Güner mesela çok sessiz. Neden sessiz? Şu çocuk Fikret için Orman futbola sessiz. Döneceğim ya. Mesela ya, Umut Güner de çıksın abi, aday olsun. Şimdi biz yönetim eleştiriyoruz, taraftar ayıp etti diyoruz falan da kardeşim 10 tane... Ya kimle oynarsan oyna 10 dakikada 3 tane yemezsin ama ya. Kendi sahanda. Abi çok güzel bir şey söyledi. Söyler misin orada yayında? Şimdi söyle, olacakları ne olur dedim söyleyeyim ya. Mi size? Ne söyledim? Hatırlamıyorum. Hazır mısınız? Buraya kayıt alın, paylaşırsınız yarın olunca ya da ertesi gün ya da 3 gün sonra olunca. Mami kayıt alın buraya, paylaşırsınız. Çocuğun resmini ver ya oraya. Ver. İki gün sonra gider Ahmet Nur Çebi yanına birini alıp çocuğa forma hediye eder. Beşiktaş daha iyi olacak der. Duyar. Kasın, duyar kasın. Gidin forma verin. Abu Bakır'ı götürün çocuğun yanına. Ağlama, biz Beşiktaş'ız deyin. Kandırın, anlatın. Hah, iki gün. Şimdi ben bunu dedim ya, gerçi duyarlar gitmezler de. Peki bu sana neyi hatırlatıyor? Sen bizim yanımıza gel kardeşim. Gel seninle program yapalım. Bu, bulun çocuğu. Bu çocuk ne? Bulun çocuğu. Duyar kasmakta. Bu çocuk kime benziyor? Duygularla oynamak. Valerenga maçı sen vardı. Sen susmayacaksın mı? Yok, susmayacağım. Valerenga maçı vardı Mehmet Özdilek'in. Hatırlar mısınız tesisi? Ne hatırlayayım oğlum, Mehmet Özdilek'in yanımıza yaşadığı zamanında ben tohumdum. Sen ama o maçı hatırlamıyorsun. Ne Erman abi hatırla. Ben hatırlıyorum. Aynısı. Aynı olay yaşandı, biliyorsun Malmö'de değil mi? Malmö'de benzer şeyler. Malmö'de aynı benzeri. Yaşandı, evet. Bu çocuk da büyüyecek. İnşallah Beşiktaş'ın daha güzel günlerini gene görür. Gene onlar Valerenga, Malmö falan takımdı ya. Ya valla bugün Beşiktaş bu takıma 2-0'dan 3-2'ye falan 10 dakikada... Ya çok büyük bir rezalet. Bakma, bu gece Beşiktaş tarihinin en kara gecelerinden bir tanesi. Yönetim, taraftar... O parmak var, biz bittik. O parmak zaten bambaşka bir şey de. Parmaktan beri kendime gelemedim ya. Parmaktan beri kendime ben geldim. Ahmet Nur Çebi'nin buna tepkisiz kalmasına inanamıyorum ya. 10 dakika Beşiktaş taraftarı koro halinde ağza alınmayacak bir şekilde federasyon başkanına küfür ediyor. Sen kalkıp bir el hareketi, bir şey yapmıyorsun. Adama pardon demiyorsun. Bu nasıl böyle bir şey ya? Ya bu kulüp başkanlığı biraz bir pratik zeka da gerektirir. Bunu böyle hani anında bir şey yapman lazım. Bir tepki vermen lazım ya. Yani. Erman Özgür de böyle. Her şeyi de oturup yutkunup gidip eve düşünerek halledemezsin kardeşim. Düşünemez biraz, ki. Bak Ali Koç ve Aziz Yıldırım çok güçlü isimlerdir. Bu adamlar elini kaldırdığı zaman Fenerbahçe tribünlerinde bir tepki olur. Elini kaldırsa yeter. Anladın mı? Bu adamlar bambaşka bir hikayedir. En protesto edildikleri zaman bile küfür yememişlerdir. İstifa diye bağırılmıştır. Yuhla. Ama küfür bambaşka bir hikaye. Evet. Sen orada federasyon başkanıyla aran iyi olsun, kötü olsun, Beşiktaş kulübü ne olursa olsun baba, tamam mı? Orada müdahale edeceksin. Müdahale etmezsen bu işin altından kalkamazsın. Bak parmak salladı. O parmağın yanına her şeyi yazabilirsin, biliyor musun ne söylediğine dair? Her şeyi söyleyebilir insanlar. Ne gibi mesela biraderim? Bak bu senin suçun demiştir. Tabii. Çünkü gündüz yani tribün liderleriyle beraberdin. Muhtemelen biliyorsun böyle bir şey olacağını. Kardeşim yapmayın diyemedin mi tribün liderlerine? Diyemedin mi? Ayıp ona ya. Bakarsan bir şey söyleyeceğim. Maçın başında takım niye oynamıyor hocam diye bağıran Beşiktaş taraftarı vardı. İstifa diye bağırmadılar ilk başlarda. Yanlış mıyım Zabul? Sen başlaydın. Doğru. Bak ilk başlarda bağırmadılar. Yönetim istifa diye bağırmıyor Beşiktaş taraftarı. Öğlen yapılan toplantıdan sonra. Yoksa geçen hafta bütün stat
maç öncesinde başlamıştı istifa diye bağırmaya. Demek ki toplantı yapıldı. İstifa diye bağırılmayacak. Hoca hedef gösterilecek. Hocaya bu takım niye oynamıyor denildi. Ondan sonra iş tamamen yine tersine döndü. Ya böyle mi yönetilir Beşiktaş kulübü ya? Yok. Gökhan'ı ileri alarak böyle yönetirsin Beşiktaş kulübünü. Seneye'nin sportif direktörünü yapıyorlar. Gökhan'ı ileri transfer ettiler. Biliyorsun değil mi? Nerede? Ya Allah aşkına Batuhan. Nerede? Yani işte duruyor. Nerede? Duruyor işte yani şeyde kadroda duruyor. Bir de senenin planlamasını yapıyorlar. Yani taraftarla ilgili bir şey demeyeceğim. Taraftar gruplarıyla, Ahmet Başkan'la yemek yiyenlerle ilgili bir bilgim yok. Vardır bir bildikleri. Herkes gider taraftar bakidir, taraftar kalır. Beşiktaş camiası büyük camiadır. Onlar neyi nerede yapacağını bilir. Ben Beşiktaş tribün liderlerini de severim. Öyle. Ama ihale belli ki Şenol Güneş'e kalacak. Şu an aldığım haberler. İhale bence hepsine birden kalmalı. Yani Şenol Güneş'i değiştirin. Sergen Yalçın'ı getirsinler. Efendime söyleyeyim başka birini getirsinler. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Belki biraz da sert de olabilir. Yavaş. Yavaş mı? Yavaş. Sakin. Beni korkutuyorsun. Ben her yayından sonra mahkemelik olacakmışım gibi geliyor birileriyle senin yüzünden. Ya tedirgin gidiyorum eve. Bir şey olmaz. Patron zengin. Patron zengin diyor. Net bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Şenol Güneş bugün bıraktı. Gitti veyahut da gönderildi veyahut da işine son verildi. Ahmet Nur Çebi kaldı. Ben teknik direktörüm. Beni aradılar. Dediler ki işte Beşiktaş'a gel. Ya başkan kusura bakma Beşiktaş'a sen önce gel ben sonra gelirim derim. Ahmet Nur Çebi başkanlığında Beşiktaş teknik direktörünü kabul edecek, direktörlüğünü kabul edecek adam da ben size bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakmayın. Beyni yoktur. Beyni yoktur. Başka bir açıklaması yok. Vallahi ben de sana şunu söyleyeyim. Yani mutlaka eski futbolcu... Doğru mu biraderim? Şampiyonu yapacağım diye gelmez herhalde. Tam da beğeniyor. O şampiyon yapacağım diye gelmesin. Başkan %99 şampiyonuz diyor abi. Abi nokta! Dediklerine çok bakmasak mı şimdilik? Abi ne demek bakmıyorum? Bir camianın başkanı abi. Ben bir Beşiktaşlıyım. Ben kime inanacağım abi? Ben ne zaman... Emre Koç'a daha inanmıyorum. Başkana inanmıyorum. Hocaya inanmıyorum. Hakan'cığım, kime inanacağım abi? Bir tane Cengi haber konuştu dur chatte. Dur. Bak. Görüyor musun bak? İşte aradığım yorum. Bak. Aradığım Beşiktaşlılık yorumu. Beyni yoktur. Belki yüreği vardır. Mezba mı lan burası? Sakatatçı mı? Yürekle mi oluyor bu iş? Yürek bende var. Al o zaman beni getir mangal gibi. Yüreğiyle olurmuş. Vay. Ne o? Hayırdır oğlum? Cenge falan mı gidiyorsun? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıktı? Ne anlatıyorsun sen? Cahil. Bak bu küfürleri siz ettiriyorsunuz deyip gitmiş. Ne? Ha. Kim? Haklı. 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 %100 haklı. Ben %100 haklı. Beşiktaş yönetiminin Valerian İsmail gittikten sonra aslında Valerian İsmail seçimi hata değildi dedikten sonra ben onların dediklerini dinlemeyi bıraktım Hakan. Tamam orada. Orada ben teslim oldum baba. Ben daha bir şey yapamam ona. Yani Valerian İsmail seçimini bile doğru kabul ettiler yani. Sergen Yalçın'a bu kadar sahip çıkmadınız be. Sizi şampiyon yaptığı halde. Şimdi Erman abi bu işin... Bunu var ya seçim sonucu gibi bu toplantıya açıklamaları lazım biliyor musun? Bu olağanüstü bir durum. Abi Şenol Hoca bütün devletin ya. Bu var ya devlet millet meselesi oldu. Abicim Şenol bu Hoca bu devlet millet meselesi oldu. Batum. Bunu açıklayın hepimiz duyalım bu toplantıda ne oluyor. Batucuğum. Abi. Yönetim kurulu toplantısı bitti ya. Bitti mi? Bitti. Ne bak oldu? Dinle. Başkanla Şenol Hoca toplantı yapıyor. Neden yapıyor? Bence beraber el ele istifa edelim diye yapıyorlardır. Öyle bir dünya. Ahmet Bey'in istifa etme gibi zaten Şenol Hoca da tazminatı almadan bırakmaz. Yani Beşiktaş Burak Yılmaz'larındır. Sergen Yalçın'larındır. Şifo Mehmet'lerindir. Rıza Çalınbay'larındır. Feyyaz Uçan'larındır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle Şenol Hoca'yla yollar ayrılacak. Çok. Hani yol oraya doğru gidiyor şu anda. Hani Samet Aybaba diyemiyorum. Dilim gelmedi. Oraya doğru gidiyor. Samet Hoca büyük pek, efsane kaptandır. Pek sevmem biliyorsunuz az çok şey yapalım. Samet abime buradan selamlar. Samet Hoca, Samet Hoca artık hakkını hop hakkını doğru dur yeter. Bak orada Rıza Hoca bekliyor. O da yaptı o da çalışacağım. Tamam olsun bir kere daha çalışsın çok oldu.
Chamberlain hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Oralara giremedik bir türlü. Düşünemiyoruz. Düşünemiyoruz çünkü yürüyüş yapıyor. Yani, bunu düşünüyorum. Sağlıklı ben. Yaşam yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yapıyor. Benim gibi yani o da sağ olsun. Chamberlain erken ölür mü? Neden? Çünkü sağlıklı yaşam sporunu biraz daha az yapıyor gibi geldi biraderim ya, bana. Yavaş yürüyor. Benden az yürüyor lan abi. Bir de oyundan çıkarken mutsuz. Sanki inanılmaz oynuyor. Şenol da onun oyunu alıyor diye Şenol Hoca da yani. İngiltere'de hiç... Böyle bakıyor mesela, mesela ya. İnanılmaz ben... ya. Abi ben bir de şunu anlamıyorum. Yürüyüş yapıyor bak yemin ederim. Maçın niye şimdi Chamberlain ne diyor ki? Erman abi Batu abi. Ya Allah'ım ya. Liverpool'a forma giymiş Chamberlain'i tamam mı? İngiltere'de hiçbir takım istemiyor. Adam buraya geliyor 4 gün boyunca. 4-5 gün yok oldu adam biliyorsun. Biz mesela Beşiktaş yönetimi sayın işte Emre Koca da işte Ceyhun Kazancı falan çok iyi biliyorlar. Müthiş. Biz bu adamı kaçırdık deyip Beşiktaş'a getiriyorlar. Adam gerçekten sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Ya yazık günah ya. Geçen sene Beşiktaş sezon sonuna doğru tutturdu mu? Evet. Kaç tane oyuncuya ihtiyacı vardı bu sezon bittiği zaman Beşiktaş takımının? 6 tane. Bak en kaba haliyle 6 çok. Redmond gitti. İyi bir forvet alacaktın. Elindekilerle anlaşacaktın. Sice gitti. İyi bir stoper alacaktın. Evet. Hadi 1-2 tane de süsle. En fazla 3-4 tane oyuncu. Ya 10 tane oyuncu aldın. 2 tane oyuncu etmiyor be kardeşim. 10 tane oyuncu aldın. Ne Amarty. Ne Onana. Ne Bahtiyar. Döndün yine Tayfur'u aldın. Ya bu Beşiktaş yönetiminin transfer başarısızlığı nedir ya? Korkunç. Ama Ersin nedir? Abi ne, başarısızlık korkunç. Değil ki bu. Bu Ersin değil. Ne abi Ersin? Ya hadi Beşiktaş'tan Ersin var ya eksen gibi ya. Beşiktaş'tan yetiştik. Ersin var ya eksen gibi. Ne demek o? Golü yiyor sonra atlıyor. Yani yayından izliyor gibi geriden geliyor Ersin. Golü yedikten sonra atlıyor. Yani Ersin sen de salmışsın 15 yaşında ele yedin futbolu astın. Seni de tebrik etmek lazım. Maşallah torna gibi büyütmüş. Atlamaya atlayamıyor. Diye nidaları atlıyor olduğu yere düşüyor. Şimdi yani... Çok ilginç olaylar oluyor Hakan abi. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işte doğruyu konuşacaksın. İnsanları kandırmayacaksın. Neyse onu vereceksin. Güzel yayın vereceksin işte. Efendime söyleyeyim doğruyu konuşacaksın. Adaletli sayılarla yayın vereceksin. Doğru bildiğini yapacaksın abi. El alem değil. Elli alem de konuşsa kardeşim. Doğru bildiğini yaparsan el alkışlar, alem dinler. Şimdi şöyle bir şey var Erman abi. Senin söylediğine ek olarak... Bu arada evet. Beğeni butonlarına basıp abone butonlarına da tıklamayı unutmayalım. Bizim için bu uygulamadaki YouTube mecrasındaki en önemli şey bizim de ayakta durabilmemiz için bunlar lazım arkadaşlar. Bakın bizim bir tane sponsorumuz var Yükselen Çelik. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine Barış Bey'e. Bir şekilde ayakta kalıyoruz. Sadece sizin izlenmelerinizle. İnancınız olsun şu kanala dışarıdan 1 lira para girmiyor. Giriyor mu Erman abi? Bilmiyorum ben. Girmiyor. Yok abi para alıyor musun sen başka bir yerden? Yok. Sponsor yok bir şey yok. Finansa hakim değilim. Tabii ki biz sadece bu kanalda izleyenlerimizin beğeni butonları ve abone tuşlarıyla yaşıyoruz varız. Bugün varsak bundan. Bir sürede böyle gidecek gibi görünüyor zaten. Çünkü biliyorsunuz doğru söyleyene 9 köyden kovarlarmış. Şimdi Erman abi sen bir konuya temas et. Teşekkürler Batuhan. Şöyle bir gerçek var. Transferden bahsettin ya. Benim en çok canımı acıtan şey neydi biliyor musun? Galatasaray son gün. Ndombele, Davinson Sanchez transfer etti. Davinson Sanchez'in performansı ortada. Ne kadar kaliteli, ne kadar iyi bir stoper olduğunu gösterdi. Beşiktaş Beyli'yi aldı. Bugün kendi kalesine gol attı. Zamanla düzelir, düzelmez. Afrika Kupası'na gidecek falan filan. Abi son gün, UEFA'ya bildirecek son gün, biz Beşiktaş'tan iyi bir futbolcu transferi bekliyoruz. Kafamızda hep o var. Bir sürpriz yapacaklar. İsmi geçenlerden bir tanesi gelecek. Abi bize gelen fotoğraf neydi biliyor musun? Emre Kocadağ beyefendinin Rob de Chamberlain'lı fotoğrafıydı abi. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bir bu beklentinin içerisinde böyle bir tabloyla karşılaşmak insanın canını acıtıyor. Bunu anlamıyorlar. Bunu anlamıyorlar, bunu idrak edemiyorlar. Beşiktaş'ta sponsor Tüpraş oluyor. Allah bin kere razı olsun, uzun ömürler versin Rahmi Koç'a. Rahmi Koç olmasa Beşiktaş'ın sponsoru yok. Beşiktaş'ın sponsoru yok abi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın başka sponsoru yok. Rahmi Bey haricinde Beşiktaş'a sahip çıkan bir iş adamı yok. Çünkü bütün iş adamları sırtını dönmüş durumda Sayın Ahmet Nur Çebi'ye. Herkes de kötü. Ve herkes şunu yazıyor. Diyor ki nasıl bu iş nasıl düzelecek? Düzelmeyecek abi. Bu iş bu sene için düzelmez. Şimdi pansuman yapacaklar. Evet. Alacak mesela böyle şey, ne denir? Ağrı kesicilerle.
Yani şey ameliyatlık, hocam, ameliyatlık bir hastalığa şimdi pansuman yapacaklar. İşte iki iyi gider, iki kötü gider. Avrupa Kupası çabuk biter. Böyle böyle gider ama öyle çok zor ya Beşiktaş'ın işi. Çok zor. Neden biliyorsun? Bir de rakipleri çok dominant. Şimdi ben Galatasaray gibi transfer niye yapmadı diyemiyorum. Orası Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için, bunu garantilediği için o riski alabilecek durumu var zaten Galatasaray'ın. Ve aldı. Doğru oyunculara gitti. Sen harcadığın parayı havaya atmışsın ya. Çok acı. Çok acı. Abi ve 300 bin euro için kaçtı ya Tadiç. Ben söyleyeyim sana, Beşiktaş yönetimi Ahmet Nur Çebi değil sadece. Etrafındaki insanlar... Söylüyor. İsim isim söylüyoruz. Emre Kocadağ ve Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ı batağa sürüklediler birader. Gecenin özeti bu. Çok güzel. Uzun zamandan özet. Beri yaptıkları her hamleyle Beşiktaş'ı batağa sürüklediler. Bakalım nasıl çıkacak Beşiktaş. Şahit olacağız. Ali Dağ, çok teşekkür ediyorum. 14 yaşında, 15 yaşında bu statta ağlatılan çocuğun gözyaşlarının sebebi kimse, bir ömür boyu inşallah bu çocuğun ağladığı gibi bir ömür boyu ağlarsınız. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. O zaman kapatalım. Yazık ki ne yazık. Arkadaşlar bakın, beğeni butonları gelmemiş. Beğenilere basmamışız. Beğeni butonlarına basmayı unutmayalım. Beğeni gelmemiş. 4300 tane beğeni var. Kurban olayım, 15 kişiyiz. Basın şu tuşa ya. Şu beğeni butonlarına basıp abone de olalım. Sizi çok seviyoruz. Ben sabaha kadar uyuyamayacağım bu resimden sonra. Ben Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Programın başında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Göğsümüzü kabarttılar. Bence harcadıkları paranın, kurdukları kadronun o kalitenin karşılığını vermeleri Türk futbolu için bu sene çok çok değerli. Hepsine de teşekkür ederim. Beşiktaş'a da geçmiş olsun diyelim. Üzülerek çok fazla eleştirdik Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ı biraz fazla konuştuk çünkü maç sonları yapamıyoruz stüdyo durumundan dolayı. Çok fazla mı konuştuk? Beşiktaş'ı az bile konuştuk ya. Ya beni hani... bırakın, ben burada sabaha kadar Beşiktaş'ı konuşabilirim. İstifa gelsin. Teşekkür ederim hizmetlerden dolayı. Onun dışında hiçbir şey benim içimi soğutmaz. Değerli izleyenlerimiz, altta da gördünüz. Bugün Ben Batu'nun yeni bölümü yayınlandı. Bu gece biraz daha rahat uyumak, biraz gülümsemek isterseniz Ben Batu'yu mutlaka izleyin. Rahatlatıcı şahane, etkisi vardır ha, dikkat şahane edin. Program. Rahatlatıcı etkili. Antidepresan etkisiyle Ben Batu'yu seyredebilirsiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yüz yüze mükemmel bir röportajla ekranlarımıza gelecek. Biz burada izlerken hakikaten çok etkilendik, çok duygulandık. Kim olduğunu söylemeyelim şimdiden, dilersen. Nasıl istersen. Kim, neyi? Röportajın kim ne olduğunu, Gökhan sürpriz ben. Olsun. Ha, senin Allah belanı vermesin. İyi ki de söylemedin ha. Boyun posun devrilmesi senin ya. Ne sürpriz oğlum, Gökhan Zan seni milletten neyi saklıyorsun? Yarın görmeyecek mi adamlar? Ya. Ben senden bıktım yeter ya. Adamlar yarın görmeyecek mi? Kimi neyden daha saklıyorsun? Daha kurgusu var, ya olmazsa, ya pislik çıkarsa, virüs girerse bilgisayara. Gökhan abi ararız, yine konuşur o. Sen ne biçim bir adam Gökhan oldun Zan, ya? Gökhan Zan, Erman Özgür'ün programında Gökhan Zan var. Sanki sırra kadem basacak, sanki şey, atomu buldu ya. Söylemeyelim, sürpriz olsun. Hayırdır, Cumhurbaşkanı falan mı çıkardın? Bir şey söyleyeyim, siz yok. Beraber çorba içmeye gidin hadi. Ben çorba değil, dürüm abi, yiyeceğim. En fazla 1,5 saat ayrı kalabiliyoruz zaten. Acayip şey dürüm yiyesin var biraderim, oğlum, acılı yeme, dürüm. Habire fast food yiyorsun ya. Ne fast food ya, dürüm fast food mu? Oğlum 2 tane Big Mac yedin demin ya. Abi dün... Abi sen benim yediğimi niye söylüyorsun insanlara? Sen benim röportajımı söylüyorsun ya. Big Mac'i yokluktan yiyorum ha, abi. Adamın röportajını söyledin. Yokluktan derken... Nasıl olacak abi, o? Abi Big Mac ucuz diye ben onu yiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Kafamız dağılsın Adana diye... söyledin de yemedik mi? Kafamız dağılsın diye saçmalıyoruz şu anda. Bana öyle geldi. Kapatıyorsan kapat artık, daha eve gideceğiz. Yo, saçmalayalım biraz daha. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Batu. Abi. Erman abi çok teşekkür ederim. Abi sen bu arabana var ya, bak şakşuk vurmaya başladın. Durmuyorsun, ne yapayım, başka türlü durduramıyorum. Tamam abi seni. Kapat ya. Kapatmayacağım ya, özleyeceğim Çek, ben seni. Çek, sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize değerli iyi bakın. Değerli izleyenlerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray maçından sonra trendlerde çok üst sıralar dedik. Bizleri oldukça mutlu ettiniz. İzlenmelerimiz gayet iyi gidiyor. Lütfen yayın bittikten sonra da yorum bırakır, like tuşuna basarsanız çok seviniriz. Rol i̇yi ki varsınız. Çizim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Kaliteli para verdik aldık. Hediye.